أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين Yüce Rabbim her birimizi her şeyden çok kendisini, Habibini ve kendi yolunda cihadı sevenlerden eylesin. Bu ilimlerin bize kadar gelmesine vesile olan bütün ulema-i amilin, sulahai salihin, müfessirin, muhaddisin, müellifin ve hamile-i Kur'an'ın ruhları için, hocalarımızdan hususen ahirete intikal edenlerin ruhları için, eserlerinden, şerhlerinden, haşiyelerinden, teliflerinden istifade ettiğimiz, taliklerinden istifade ettiğimiz cümle esnafımızın da ruhları için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, mütevellideki dostlarımızın da geçmişlerin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Mamül-ü mensup bahsinden devam ediyoruz. Mamül-ü mensubun birincisi olarak mef'ul-ü mutlağı anlattı bize. İkinci olarak mef'ul-ü bihi anlattı bize, anlatıyor bize. Mef'ul-ü bihin amilinin vücuben hasfedildiği yerlerden bir tanesi, kıyasen hasfedildiği yerlerden bir tanesi neydi? Münada idi. Bunu söyledikten sonra münada ile ilgili ileride ayrı bir bahis açmayacağından dolayı münada konusunda tafsilat vermeye başladı. Münada müfret marife olduğu zaman alâ mâ yurfa'u bih mebni olur. Münada muzaf olduğu zaman mensub olur. Münada lâm-ı istigâse dahil olursa o zaman mecrur olur. Lâm-ı istigâse gider elif-i istigâse gelirse o zaman fethe üzere mebni olur demişti. Bir de tevâbi'ül münâdadan bahsetmişti. Münâdanın tabirlerini ikiye ayırdı. Doğru mu? Mebni olan münadanın müfred olan tabileri, mebni olan münadanın muzaf olan tabileri, mebni olan münadanın müfred olan tabileri, onları da ikiye ayırdı. Öyle miydi? Her ikisinin de hükmünü söyledi. Sonra وَالْعَلَمُ الْمُضَافُ وَالْعَلَمُ الْمَوْصُوفُ بِبْنٍ مُضَافًا اِلَى عَلَمٍ آخَر Yani münada alem oluyor. O alemin başka bir aleme muzaf olan ibn kelimesiyle sıfatı geliyor. Normalde يَا زَيْدُ اِبْنَ عَمْرٍ diyecektik. Doğru mu? يَا زَيْدُ Çünkü zeyd nedir? Müfred marifedir. Burada kural alâ mâ yurfâhu bih mebni olmasıdır. Ya zeydûbu ne amrin. Niye ibne amrin? Çünkü muzaftır burada tabi. Doğru mu? Sıfat nedir? Muzaftır. Muzaf olunca o mensup olacak. Fakat bunun istimali çok olduğundan dolayı ya zeydebne amrin demeyi ne yapmışlar? Mahalle muhtarı seçmişler. Ve yuhtarı dediğine göre yani kesreti istimal tehvifliğe sebep oluyor. Burada muhtar olan fethedir. Muhtar olan fethedir ne demek? Yani ya zeydübne amrin de diyebilirsin. Ama muhtar olan ya zeydebne amrin olmasıdır. Şimdi geldiğimiz nokta şudur arkadaşlar. Tarif edatları arasında nida harfi de vardır. Ya raculu dersek muayyen kişiyi kastetmiş oluyoruz. Ama ama birisi Ya racül diye çağırmış olsa bu muayyen kişiyi kastetmiş olabilir mi? Ama kişi Ya racülü demez o. Ne diyecek o? Ya racülen diyecek. Şimdi Ya racülü ile Ya racülen arasında fark nedir? Ya racülen dersek adamlardan bir adam baksın bana demektir. Ya racülü dersen adamlardan bir adam baksın bana değil. Muayyen bir adam kastediyorsun burada. Aradaki farkı anladık değil mi arkadaşlar? Ya racülü ile ya racülen. Niye ama dedim? Çünkü ama görmediği için muayyen kişiyi kastetme ihtimali nedir orada? Zayıftır. Onun için bazıları
Bunu yani gayri muayyen kişi kastedilirse, muayyen kişi kastedilmezse, misal anlatırken kekavlil a'ma ya raculen derler. Kekavlil a'ma ya raculen, a'manın ya raculen demesi gibi. Niye a'ma kaydını koyuyorlar? Çünkü a'ma görmediği için hani muayyen kişiyi kastetmesi ihtimalden uzaktır. O ne demiş olur? Adamlardan bir adam, racüllerden bir racül bana dönsün, benimle ilgilensin, bana baksın demiş oluyor. Şimdi nida harfi de dolayısıyla ya racülü dediğimiz zaman buradaki racülü marifedir. Değil mi? Neyle marifedir? Nida harfiyle marifedir. O zaman nida harfi de tarif edatlarından bir edattır. Ne gibi? Elif lam tarif edatlarından bir edat olduğu gibi. Öyleyse elif lamlı bir kelimeyi münada yaparsak er racülü. Şimdi yer racülü dersek ne olmuş olur? İki tane tarif edatı peş peşe gelmiş olur. Tarif edatı peş peşe gelmiş olur. Halbuki bu Arapçada yoktur. Arap dilinde iki tarif edatının peş peşe gelmesi söz konusu değildir. O zaman er racülü'yü, ennâsü'yü münada yapmak istersek yer racülü diyemeyiz. Yennâsü diyemeyiz. Mutlaka iki tarif edatı arasına bir fasıla veya birden fazla fasıla girmesi lazım. Diyor ki وَاِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللّٰهِ Elif lamla marife olan nida edilmek istendiği zaman. وَاِذَا نُودِيَ اِذَا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ gibidir arkadaşlar. Ey iman edenler! اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ namaza kalktığınız zaman فَاسِلُوا وُجُوَكُمْ abdestinizi alın. Namaza kalktıktan sonra mı abdest almak lazım? Bu ne demektir? Namaza kalkmak istediğiniz zaman abdestiniz yoksa abdest alın demektir. Burada da idâ nûdiye yani münada yapılmak istendiği zaman demektir. Evet. Elif lamla marife olan münada yapılmak istendiği zaman gîle ya eyyuhar racul. Mesela ya eyyuhar racul denir. Şimdi ya eyyuhar racul dendiğine göre yani burada ne oldu? Er racul münada yapılmak istendi. Ama ya ile elif lam bir araya gelmesi doğru olmadığından dolayı nida harfiyle o elif lamlı kelime arasında bir eyyü kelimesi getirildi. Bir de ha-i tembih getirildi. Ha tembih harfidir. Yani ha entümdeki ha gibi tembih harfidir. Şimdi eyyuhada arkadaşlar bakın ya eyyuhar racülide kaç tane kelime vardır? Ya harftir bir kelimedir. Eyyü efendim isim mevsuldür veya mevsuftur bu. Bu isimdir. Ha tembih harfidir. Er racüldeki elif lam tarif edatı da harftir. Er racülü de nedir? İsimdir. Şimdi ya eyyuhar racülde ne var arkadaşlar? Bir, iki, üç tane harf var. İki tane de isim var. Doğru mu? Üç tane harf hangisi? Ya, ha, elif lam. İki tane isim hangisidir? Eyyu, bir de racül. Şimdi burada tarif edatı ile nida harfi arasında ne girdi arkadaşlar? Bir eyyü girdi. Efendim bir de ha-i tembih girmiş oldu. Evet. Gîle ya eyyuhar racül. Peki standart mı bu? Başka türlü olmaz mı? Ve ya hâder racül. Ne denirmiş? Eyyuhar racül denir veyahut da ya hâder racül denir. Eğer ya hâder racül denirse nida harfiyle tarif edatı arasına ne girdi arkadaşlar? Ha, da, da ki ha da tembih harfidir. Da ismi işarettir. Ha da iki kelimedir arkadaşlar. Birisi ha-i tembih harftir. Birisi de da ismi işarettir. Demek ki ha da bir harf bir de isimden mürekkeptir. Doğru mu arkadaşlar? Evet burada ne oldu? Nida harfiyle tarif edatı arasına ha-i tembih ile ismi işaret girmiş oldu. وَيَا اَيُّهَا دَ الرَّجُلُ Şimdi اَيُّهَا دَ الرَّجُلُ de denebiliyor. اَرَّجُلِي münada yapmak istiyoruz. يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ يَا هَا دَ الرَّجُلُ يَا اَيُّهَا دَ الرَّجُلُ Ne oldu burada arkadaşlar? Hem eyyü, hem tembih harfi, hem ismi işaret girmiş oldu araya. Araplar muarrif billam olanı nida ederken araya bazen eyyuhayı koyarlar, bazen hadayı koyarlar, bazen de eyyuhadayı koyarlar. Bu yapılan üç tane takdirde bir ortaklaşa bir şey vardır. Nedir o dikkatinizi çeken? Her birisinde ha-i tembih vardır. Tamam. Her birisinde ha-i tembih vardır. Mutlaka
bir harf koyuyorlar, bir de ne koyuyorlar? İsim koyuyorlar. Bu isim ya Eyyü'dür veyahut da ismi işarettir. Tamam. Peki arkadaşlar, şimdi ya Eyyüher racülü de, er racül terkipte ne düşüyor? Ya hader racül de ne düşüyor? Şimdi ismi işaretlerden sonra arkadaşlar, ismi işaretlerden sonra gelen elif lamlı kelimeler daima sıfat düşerler. İsmi işaretlerden sonra gelen kelimeler ne düşerler? Sıfat düşerler. Şimdi arkadaşlar, ya eyyü dediğimiz zaman, eyyü ister mevsufe olsun, ister mevsule olsun, münada olduğundan dolayı marifedir. Doğru mu? Eyyü. Ya eyyü dediğimiz zaman eyyü nedir? Müfret marifedir. Müfret marife olduğu için er-racül de onun sıfatı olmuş olur. Tamam? Alâ külli hal. Nida harfiyle muarraf billem arasında ister eyyüha girsin, isterse hada girsin, ister eyyühada girsin, mutlaka o elif lamlı kelime er-racül terkipte ne düşüyor? Sıfat düşüyor. Anlaştık? Peki sıfat düştüğüne göre sıfatta hüküm neydi arkadaşlar? Er-racül müfret midir, muzaf mıdır? Müfrettir. Peki o zaman sıfat olduğu zaman lafzına hamlen merfu, mahalline hamlen mensup olmuyor muydu? Değil mi? Yani ya zeydül aqilu vel aqile olacaktı. Doğru mu? Şimdi bakalım buradaki uygulama nedir? Vel tezemu, Araplar iltizam etmişlerdir. Raf'ar raculi, racül kelimesini merfu olmasını iltizam etmişlerdir. Yani bunun hakkı aslında ya eyyuher racülü, ya eyyuher racüle olması lazım. Müfred olduğu zaman sıfat, lafzına hamlen merfu, mahaline hamlen mensup olabilir idi. Normal kural bunu gerektiriyor ama Araplar bunu yapmamışlar. Yani ya eyyuher racüle hiç dememişler. Ya hader racüle hiç dememişler. Hiç demeyince bu sefer iltizam buradan çıkıyor. Hatta birisi ya eyyuher racüle dese ayıplarlar onu, yanlış dedin diyor. Normalde sıfatta ya zeydül aqilu vel aqile ikisini de dedikleri halde ya eyyuher racülü de, yani bu tip yerlerde ne yapmamışlardır? İki vecih kullanmamışlardır. Raf'i iltizam etmişlerdir. Vel tezemu raf'ar racüli, racülün merfuiyetini iltizam etmişlerdir. Li'ennehu, mesela bu misallerde racül el maksudu bin nidai, nida ile maksut olan odur. Burada arkadaşlar şunu söylüyor. Ya eyyuher racülü de aslında biz münada neyi yapmak istemiştik? Racülü münada yapmak istemiştik. Arada eyyuhayı veyahut da hadayı ne için getirdik? Bir takım manilerden dolayı iki tarif edatı yan yana gelmesin diye getirdik. Yani burada nida ile maksud olan hangisidir? Gerçek münada hangisidir? Er-racüldür. Peki münada müfret marife olduğu zaman ne olurdu? Alemayrfu bihim ebni olurdu. Peki arkadaşlar, daha önceki dersimizde söylediğimi hatırlamıyorum. Şimdi söyleyeyim. Mesela ya zeydül aqilu vel aqile dersek, orada ya zeydu alemayrfu bihim ebnidir. El aqilu lafzına hamlen merfu. El-aqile mahalline hamlen mensuptur. Şimdi el-aqilu yaptığımız zaman el-aqilu mebni mi, muğrab mi? Muğrabtir. He, tamam. El-aqilu muğrabtir. Dolayısıyla arkadaşlar ya eyyuher racülü, şimdi lafzına hamlen biz bunu merfu yaptık. Tamam. Bu refi efendim harekesi racülü. Bu refi harekesi gerçekten münada olsaydı ne olacaktı? Alâ mâ yurfû bih mebni olacaktı. He. Biz şimdi er-racülü mebni yapmıyoruz, muğreb yapıyoruz ama diyoruz ki madem ki nida ile bu kastedilmiştir, münada olsaydı ne olacaktı? Alâ mâ yurfû bih mebni olacaktı. Madem nida ile kastedilen odur, şimdi irab harekesi neye uygun olsun? Gerçek münada olsaydı ne üzere mebni olacak idiyse ona uygun olsun, münasip olsun diye. Demek ki ya eyyuher racülünün ya zeydül aqilüden farkı nedir?
Ya Zeydül Akil de gerçek münada Zeyd'dir, akil değildir. O onun sıfatıdır. Ama ya eyyuhar racülü de gerçek münada kastedilen kimdir? Racüldür. O kastedildiği için gerçek münada olsaydı ne olacaktı müfret marife olduğu için? Alamayı er racülü olacaktı değil mi? Ya racülü olacaktı diyelim. Ha şimdi biz bunu mebni yapmıyoruz da sıfat olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Muğrab yapıyoruz. Diyor ki bu muğrab olduğu zaman buna vereceğimiz hareke gerçek münada olsaydı vereceğimiz harekenin aynısı olmalıdır. Fark nedir sadece? Gerçek münada olsaydı mebni olacaktı. Şimdi ise nedir? Muğrabtir diyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar burasını? وَالْتَزَمُوا رَفْعَ الرَّجُلِ Neden iltizam etmişler? Halbuki iki vecih vardı burada. لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَائِ Nida ile kastedilen odur. Peki nida ile kastedilen o olunca ne oldu? Nida ile kastedilen o olunca o zaman gerçek münada olsaydı ne alacak idiyse mebni olarak alacaktı onu. Şimdi aynısını alıyor ama mebni olarak değil de muhrab olarak alıyor. Peki şimdi ya eyyuher racülüyü arkadaşlar er racülü normalde iki vecih caiz olması gerektiği halde ne yaptık biz bunu? Nida ile kasteden o olduğundan dolayı merfu yaptık. Peki ya eyyuher racülül aqilu vel aqile diyebilir miyiz? Yani buradaki er racül kelimesine sıfat gelirse ya zeydül aqilu vel aqile de iki vecih caiz olduğu gibi burada da iki vecih caiz midir? Ve tevabi'ihi racülün tevabi'ini de merfu olmasını iltizam etmişler. Yani ya eyyuhar racülul zarifu ve zarife demezler. Ya eyyuhar racülul aqilu vel aqile demezler. Ne derler? Ya eyyuhar racülul aqilu derler. Yani bu racülün tabilerini de raf üzere iltizam ederler. Neden öyle? لِأَنَّهَا Çünkü bu tabiler tevâbi'u mu'rabin, mu'rabin tabileridir. Arkadaşlar, münada mu'rab olursa, bunun tabi'i de lafzını hamlen şöyle, mahallini hamlen şöyle iki vecih olmaz onda. Tekrar ediyorum, bu yalnız münada ile ilgilidir. Mesela inne babı ile alakalı öyle değildir. Mesela inne zeyden alimun de zeyden üzerine bir atıf yapacak olursan veya bir tabi yapacaksan lafzına hamlen mansup mahalline hamlen merfu yapabilirsin. Ama münada mebni olduğu zaman lafzına hamlen mahalline hamlen olsa da eğer münada murab ise lafzına hamlen mahalline hamlen olmaz. Burasını anlatabildim mi acaba? Elbette. Bir daha değil iki defa daha tekrar ederim. Tekrardan yorulmam. Yeter ki talip olsun. Şimdi arkadaşlar mesela innellezine amenu vellezine hadu vessabiune vessabiine ikisi de var Kur'an'da. Vessabiune nereye atfediliyor? İnnellezine'deki ellezine'nin mahalli karibi mensuptur. İnne nesbetmiştir. Mahalli ba'idi merfudur, mübtedadır. Vessabiûne dersek mahalli ba'idine atıf yaparız. Vessabiîne dersek mahalli karibine atıf ederiz. Tamam. Mesela inne zeyden kaimun ve amrun diyebilirsin. Ne yaptın? Mahalline atfettin. Ve amran dersin, lafzına atfedersin. Ama münadada her ne kadar ya zeydu dediğimiz zaman ala ma yurhu bimebidir. Lafzına hamlen merfu yapıyorsun tabi, mahalline hamlen mensup yapıyorsun. Bu tabi her ikisi de muğrab oluyor, doğru mu? Ha. Eğer münada mebni değilse, muğrab ise, o muğrab olan münadanın ayrıca mahalli mensuptur diye mahalline ne yapamazsın? Tabi yapamaz. Yani münada ala külli hal mef'ulü bih'tir. Merfu olsa mahallen mensuptur. Mahalline atıf yapabilir miyiz veya tabi yapabilir miyiz? Yapamayız. Bu münadaya hastır. Diyor ki ve tevabi'ihi racül kelimesinin tevabi'ini de ne yapmışlardır? Raf'ini iltizam etmişlerdir. Burada şöyle bir fark var arkadaşlar. Er racül gerçekte münada değildir. Yani nida ile kastedilen odur ama gerçekte terkipte ne düşüyor? Sıfat düşüyor.
Sıfat düşse bile ama nedir bu? Merfudur. Yani muğraptır. Madem ki bu muğraptır, buna tabi olanlarda ne olacaktır? Lafzına tabi olacaktır. Ya eyyuhar racülül aqilu deriz. Ya eyyuhar racülül aqile diyemeyiz. Anlaştık mı burada da? Bu neye hastır dedik? Münada ile alakalıdır. لَاَنَّهَا تَبَابِعُ مُعْرَبٍ İki vecih nerededir? Mebni olan münadada tabiinde iki vecih vardır. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar, iki tarif edatı yan yana gelmez dedik. Doğru mu? اَرَّجُلْ kelimesinin başına ya gelmez. Tamam. En-Necm. Es-Sa'k. Bunlar neydiler arkadaşlar? En-Necm, Es-Sa'k ile ilgili bilginiz var mı? Efendim? Şu kelimelere dikkat edelim arkadaşlar. En-Necm bu alemdir. Es-Sa'k alemdir. Elif lamlı bir şekilde alem kılınmıştır. Buradaki elif lam kelimeye artık lazımdır. Alem oldukları zaman. Ha, En-Necm normal yıldız manasında değildir. Tamam, Es-Sa'k normal yıldırım manasında değildir. Ya nedir? En-Necm alem kılınmıştır. Es-Sa'k alem kılınmıştır. Şimdi bu En-Necm elif lamla alem kılınınca bundaki alem elif lam nedir onda? Vaciptir, ondan ayrılmaz. Anlatabildim mi efendim? Tamam. Allah kelimesi aslında arkadaşlar ilahun idi. Hemze hasfedildi. Hemze hasfedildi. Ondan ivaz elif lam getirildi. Allah oldu. Şimdi buradaki elif lam nedir arkadaşlar? Buradaki elif lam hasfedilen hemzeden ivaz olarak gelmiştir. Anlatabildim mi? Allahu'daki elif lam ne olmuş? Hasfedilen hemzeden ivaz olarak gelmiştir. Peki En-Necm'deki elif lam bir şeyden ivaz olarak mı geldi? Hayır. En-Nas kelimesi arkadaşlar unasun yetedaharun. Tamam mı? Buradaki elif lam şuradaki hemze hasfedilmiştir. Ondan ivaz ne gelmiştir burada? Elif lam gelmiştir. Şimdi arkadaşlar en-nasu aslında unasun idi. Nereye benziyor bu? En-Necm es-Sa'k ilahun da hangisine benziyor bu? Hangisine benziyor? İlah kelimesine benziyor. Ancak ondan farkı şudur. Arkadaşlar unasun en-nasu oldu. Fakat burada elif lam kelimeye vacip değildir. Nasun diyebilirsin. Yani hemze elif lamsız ve hemzesiz nasun, unasun dediğin gibi nasun da diyebilirsin. Tamam mı? Şimdi burada yazdığım şu misallerde er-racül'deki elif lam kelimeye bulunması vacip değildir. Racülün de dersin, er-racül de dersin. En-Necm'deki elif lam kelimede bulunması vaciptir. Es-Sa'ku'daki elif lam bulunması vaciptir. Yani hasfi caiz değildir bu. Bunun hasfi caizdir, bunun hasfi caiz değildir. Allahu'daki elif lam hasfedilen hemzeden ivaz olarak gelmiştir. Aynı zamanda kelimede bulunması vaciptir. Yani lahun denmez. Lahun denmez. Allahu denir veyahut da ilahun denir. Anlatabildim mi? En-Nas kelimesindeki elif lam da unasun kelimesinden hemzeden ivaz olarak elif lam gelmiştir. Ama bunun bununla benzer tarafı olsa da farklı tarafı nedir? Allah kelimesinde hemzenin elif lamın bulunması vaciptir. Kelimeden ayrılmaz. Bundan ayrılmadığı gibi. Ama burada elif lamın kelimede bulunması ne değildir? Vacip değildir. Nasun diye denebilir. Bu tahtada yazdığım misaller şirinim anlaşıldı mı? Peki. Yani elif lam şeyden ivazdır. Hasfedilen hemzeden ivazdır ama kelimede bulunması vacip değildir. Yani elif lamı hasfedebilirsin. Nasun diyebilirsin. Sonunda Allah'la değişiyor. Sonunda vacip. Burada ise lahun denmiyor.
Evet. Şimdi arkadaşlar, deniyor ki Arapçada hiçbir zaman nida harfi eliflamlı kelimelerle yan yana gelmez. Ya racülü yen necmu yassaku denmez. Ama sadece Allah kelimesinde ya Allah denebilir. Normal kurallara baktığımız zaman hani eliflamlı kelimeyle ne olmazdı? Bir araya gelmezdi. Fakat ya Allah hasaten sadece burada ya Allah demişlerdir. Evet. Peki buna bir kural koyalım dediler. Evet. Buna kural koyalım dediler. Bu kural nedir? Diyorlar ki kural olarak eğer elif lam hasfedilen hemzeden ivaz olup kelimeden ayrılması da caiz değilse, kelimede bulunması vacip olursa orada nida harfiyle tarif edatını yan yana getirerek ya Allah demişlerdir. Böyle sence bir tane kelime var zaten, değil mi? Evet. Demek ki hemze hasfedilir. Ondan onun yerine elif lam getirilirse ve kelimeye de lazım olursa orada ya Allah demişlerdir. Normal kurallara uyma noktasında baktığımız zaman elif lamla bir araya gelmez. Ama burada hasaten sadece bu kelimede bunu ne yapmışlardır? Tecviz etmişlerdir. Şimdi en-necmu as-sa'de elif lam kelimeye vacip midir? Allah'ta vacip olduğu gibi. Orada birleşiyorlar. Doğru mu arkadaşlar? Mes'ud. Anlaşıldı değil mi? En-necm es-sakli nerede birleşiyor? Allah. Orada da elif lam kelimeye vacip, burada da elif lam vacip. Peki nerede ayrılıyor? Burada elif lam ivaz değildir. Orada elif lam hasfedilen hemzeden ivazdır. Tamam. Ayrıldığı için bak orada caiz, burada caiz değil. Peki Allah ile ennas kelimesine bakalım. Buradaki elif lam hemzeden ivazdır. Buradaki elif lam da hemzeden ivazdır. Bu sefer burayla birleşti. Burayla ayrıldığı yer nokta neresidir? Burada kelime de lazımdır elif lam. Orada lazım değildir. O zaman iki şey birleşince caiz oluyor. İki şeyden birisi nedir? Hasfedilen hemzeden ivaz olmalı elif lam. İkincisi nedir? Kelimeye lazım olmalı. Hasfi caiz olmamalı. Normalde ilahun denir ama lahun denmez. Hem hemze hasfedilmiş hem de elif lam yok. Böyle olmaz. Şimdi arkadaşlar buraya kafiye okurken ve kalu ya Allah hasaten. Peki ya Allah mı yallah mı? Yani hemze hemzeyi vasıl mı hemzeyi katır mı? Nasıl olacak? Uzun süre ben merak ettim şimdi ya Allah diyoruz doğrudur. Ama acaba yallah denir mi denmez mi? Araştırma yaptığımda o zamanlar zannediyorum İbn-i Akil'de görmüş olabilirim. Bunun hemzeyi vasıl yapmak da caizdir yallah. Hani bizim halk arasında da hadi yallah derler. Yani bizde herhalde bu ikinci veci evet kullanıyorlar. Şimdi ya teyme teyme adiyyin misali bize neyi gösterir arkadaşlar? Bakın burada münada tekerrür etmiştir. Doğru mu? Ve ikincisinden sonra da mecrur bir kelime gelmiştir. Münada mükerrerdir. Fakat ikincisinden sonra da mecrur bir kelime gelmiştir. Şimdi burada acaba bu ya teym kelimesi adi yine muzaftır. Bu teyme tekit midir? Yoksa bu teyme münadadır. Bu adiyyinin muzafı burasıdır. Teyme adiyyin. Efendim bunun muzafeleyi mahsuf mudur? Yani ya teyme adiyyin, teyme adiyyin demek midir? Anlatabildim mi? Buradaki vecih olarak. Şimdi ya teymu teyme adiyyin, ya teyme teyme adiyyin gibi eğer ya teym kelimesini buraya muzaf kabul edersek
bu tekit için geldi dersek o zaman muzaf olduğu için teyma değil diyeceğiz. Hayır, buranın muzafı budur. Bu izafetten kesilmiştir dersek o zaman ya teymu teyma değil diyeceğiz. Şimdi bakalım ne diyor bize? Veleke senin için caizdir. Fi misli ya teyme teyma değil. Ya teyme teyma değil gibi yerlerde ad-dammu ve nasbu. Zam ve nasb nerede? Birinci şeyde. Yani münada dediğimiz. İkincisi teyma değil. O ala külli hal ne olacak o? Teyma değil. O mensup olacak. Çünkü şunu konuşuruz. Şimdi arkadaşlar, neden ya teymu diyoruz? Müfret marifedir. Doğru mu? Müfret marife olunca efendim ala ma yurfu bi mebnidir. Onun için orada ne diyeceğiz? Ya teymu diyeceğiz. Peki ya teyme dersek neden teyme deriz? O zaman ya teyme dersek bu teyme kelimesi buraya muzaftır. Bu teyme ne olarak gelmiştir? Tekit olarak gelmiştir. Aslında ya teyme adiyyin o ikinci teyme tekit olarak gelmiştir. Yani demek ki biz bunu müfret marifede düşünebiliyoruz. Ne de yapabiliyoruz bunu? Şurasını tekit. Doğrudan doğruya birinci teyme nedir? Muzaftır. Böyle olduğu zaman ne olmuş olur? Muzaf ile muzaf ileyhi arasında bir tekit fasıla olarak gelmiş olur. Doğru mu? Evet. Ya teyme adiyle arada bir tekit fasıla olarak muzaf ile muzaf ileyhi arasında gelmiş olur. Efendim bu İmam Sibeveyh'in görüşüdür arkadaşlar. Müberrid'in görüşü diyor ki Müberrid ya teyme teyme adiyle okursak buradaki teyme burada mahzuf bir adiyyin var. Teyme ona muzaftır. Ya teyme adiyyin, teyme adiyyindir. Anlatabildim mi? İmam Müberrid diyor ki bunu muzaf ileyhi kabul ettiğimiz zaman muzaf ile muzaf ileyhi arasında bir fasıla koymuş olacağız. Böyle yapmaktansa şöyle diyelim. Buradaki teyme mahzuf bir adiyyine muzaftır. Ya teyme adiyyin, teyme adiyyin demektir. Dolayısıyla bu veçile buna ya teyme okuduk diyor. Yani İmam Müberrid bunu mahzuf olan bir muzafu ileyhe muzaf olarak kabul ettiği için ya teyme okuyor. Niye bu yolu seçiyor? Muzaf ile muzaf ileyhe arasında bir fasıla sokmamak için. İmam Sibeveh diyor ki bu şeyde münadada irtifar edilir. Yani bu hazmedilir. Bunu muzaf ileyhe kabul ederiz. Bu da arada tekit için gelmiştir. Ya teyme, teyme adiyin deriz. Doğru mu? İmam Müberrid diyor ki muzaf ile muzaf ile arasında fasıla sokmaktansa şöyle yapalım. Ya teyme adiyyin, teyme adiyyin takdirindedir. O zaman böyle olunca teyme ne değildir? Müfret marife değildir. Ya nedir? Evet. Burası ya teyme teyme adiyyin. Yani İmam Sibeveyh'e göre burası muzaf, burası muzaf ile ise o zaman bu teyme neyin tekididir? Muzaf olan mebninin tekididir. Teyme olmak mecburiyetindedir. İkinci teymede sıkıntı yok. Arkadaşlar, Mücahit kardeşimizin sorduğu soru önemlidir. Yani biz ikinci teymeyi konuşmadık, birinci teyme ile ilgili konuştuk. Yani ikinci teyme ile ilgili kısa şey söyledik ama akla gelebilecek sorular vardır. Biz ya teymu, teyme adiyin dersek niye ya teymu dedik? Müfret marifedir. Bu teyme adiyyine muzaftır, ikincisi. Peki bu müfret marife olup ya teymu deyince burası teyme adiyin niye okuduk? Çünkü burada müfret marifenin tabiye ne olmuştur? Müfret mi oldu, muzaf mı oldu? Muzaf olan zaten mensup olur. Doğru mu? Peki ya teyme Sibeveyh'e göre bu muzaf mı muzaf ileyhtir? Bu tekittir. Ya teyme adiyyin oraya muzaftır. Bu teymeyi niye mensup okuduk? Birincisi muzaf olduğu için mensup okuduk. İkincisi niye mensup okuduk? Çünkü buna göre ya teyme nedir? Mebni değildir, muğrabtır. Bu teyme ise muğrabin nesidir, tekididir. Mecburen teyme okuyacaksın. Peki İmam Müberrid diyor ki teyme buraya muzaf değildir. Bunun muzafeli mukadderdir. Ya teyme adiyyin, teyme adiyyindir. Buna göre de zaten ikincisine okunacak. Evet. Münada mütekellim yasına muzaf olursa gulami
Bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 vecih vardır. Ya gulami ne yaptık? Mütekellim yasını iktifaen bil kesre hasfettik. Kesre ile iktifa ederek hasfettik. Ya gulami lekum dinukum veliye dini dini idi. Orada mütekellim yası iktifaen bil kesre hasfedilmiştir. Ya gulami. Peki ya gulami deriz. Zaten bu normaldir. Ya'yı sakin kılarız. Doğru mu? Ya'yı ispatlamış oluruz burada. Sakin olduğu halde. Ya gulami deriz. Bir de ya gulame deriz. Ya gulame dediğimiz zaman ne yapmış oluruz arkadaşlar? Mütekellim yasını elife kalbetmiş oluruz. Gulami idi ya. Ya'yı elife kalbederiz. Elife kalbettikten sonra hasfederiz. Ya gulami idi. Elife kalbettik. Ya gulama oldu. Sonra fethe ile iktifa ederek elife hasfettik. Nasıl ki kesre ile iktifa ederek ya'yı hasfediyorsun. Fethe ile iktifa ederek de neyi hasfedersin? Elife hasfedersin. Arkadaşlar iktifaen bil kesre ya hasfedildi. Burada ya sakin olarak gulami sabit oldu, ispat edildi. Ya gulame dersek mütekellim yası önce elife kalbedildi. Ya gulama oldu. Sonra iktifaen şirinim. Ne oldu iktifaen? İktifaen bil fethe hasfedildi. Doğru mu? Peki ya gulama dersek buna ne diyeceksiniz? Mütekellim yası elife kalbedildi ve elifte ispat edildi. İktifaen bil fethe hasfedilmedi. Ya gulama. Peki ya gulamiye dersek ne olmuş oldu? Ya'yı fethesiyle beraber ispatlamış olduk. Burada sakin olarak ispatladık. Burada fethesiyle beraber fethe ağır değildir ya'nın üzerinde. Doğru mu? Bir de ya gulamu denir ki bu zat koyduğum arada bu zayıftır. Yani altı vecihten bu altıncısı nedir? İzahı zordur. Yani sanki bunu müstakil münada kabul ediyorsun ya ulamu ama bu zayıftır. Bunu yok kabul edebilirsiniz. Vecih olarak böyle bir vecih çok az böyle şaz olarak bulunur bulunduğu yerlerde. Demek ki mütekellim yasına muzaf olanda bunu çıkarsa kaç vecih vardır? 5 tane vecih çıkıyor karşımıza. Vel muzafu ila ya'il mütekellimi mütekellim yasına muzaf olan yecuzu fihi. Burada 4 tane vecih söyleyecek arkadaşlar. Onda caizdir ne? Ya gulamiye. Doğru mu? Ne oldu mütekellim yasının? Fethesiyle. Ya gulamiye bakın. Şurası. Başka ne caizdir? Ve ya gulami. Hangisi arkadaşlar? Şuradaki ikincisi. Evet. Ya gulami. Hangisi? Birincisi. Ya gulama. Hangisi arkadaşlar? Şurası. Ne yaptık? Ya'yı elife çevirdik. Neyi almadı burada? Ya gulameyi almadı. Peki. Bu tamam mı arkadaşlar? 4 vecih zikretti. Diğer eserlerde 5 hatta bazılarında 6 zikrediliyor. Ama altıncısı nedir? Zayıftır. Bu burada zikretmediğini isterseniz şöyle parantez içerisine alayım. Bilgi dağarcığımız da olsun. Çünkü Katrunede'ye baktığınız zaman, İbn-i Akil'e baktığınız zaman karşınıza bu vecih de çıkacaktır. Ayrıca وَبِالْهَاءِ وَقْفًا vakıf halinde de ne olmuş olur? Efendim, ha ile istimal ederler. Şimdi burada vakıf yaptığımız zaman ya gulamih der. Veyahut da ya gula mih der. Veya ya gula mah der. Veyahut da ya gula miyeh der. Anlaşıldı mı? Yani buradaki 4 vece göre söyleyeyim. Buna göre de ya gula meh diyecek. Yani vakıf halinde ya gulamih ya gulamih ya gulamah ya gulamiyeh diye ne oldu? 4 vecih 8'e çıkmış oldu vakıf halinde. Ha geldiği zaman
8'e çıkmış oldu. 5 vecih ise kaça çıkmış olur? 10'a çıkmış olur. Bu tamam mı arkadaşlar? Vakalu, Araplar dediler. Ne dediler? Ya ebi ve ya ummi. Şimdi arkadaşlar, burada münada ne oldu? Eb kelimesi oldu. Ya ebi veyahut da ya ummi oldu. Çok kullanılan kelime midir bu? Elbette. Anne baba en çok sarılanlardan birisidir. Burada şurada zikredilen 4 veyahut da 5 vecih aynen geçerlidir burada. Şimdi buradaki 4 vecih yaparsak arkadaşlar ya ne diyeceğiz? Ebi. Ya ebi. Ya ebe. Ya eba. Ya ebiye. Doğru mu? Bu zayıf olduğu için ona geçmiyorum. Ayrıca ya bi. Ya ebi. Ya ebe. Ya eba. Ya ebiye. Doğru mu? Kaç oldu? 10 oldu. Ayrıca ya burada şimdi ebi münada eb kelimesi olduğu zaman veyahut da kelimesi olduğu zaman diğerlerinde olduğu gibi vecihler 4 veya 5 ise burada da ne oluyor? Aynı vecihler var. Vakıfla beraber bu 8 veya 10'a çıkmış oluyor. Ayrıca ne demişler? Veya ebeti veya ummeti. He. Buraya bir de ne demişler arkadaşlar? Ya ebeti veyahut da ya ummeti demişler. Peki ya ebeti dersek ne yapmış olduk ki? Ya'yı teyit kalbettik. Doğru mu? Ya ummeti de ne yaptık? Arkadaşlar ya ebeti ya ummeti olunca ne olmuş? Mütekellim ya'sı nereye iptal olmuş? Ta'ya kalbedilmiş değil mi? Elif'e kalbediliyordu. Burada nereye kalbedildi? Fethan ve kesran. Burada ne diyoruz arkadaşlar? Ya ebete ya ebeti. Ya ummete ya ummeti. Peki arkadaşlar, fethen ve kesren. Buradaki ta fethe olabilir, ne olabilir? Kesre olabilir. Zamme olur mu ya ebetu ya ammu ummetu olur mu? Çok az. Yani çok az olduğu için bunu zikretmemiştir. Evet. Fethen ve kesren. Sonra ne geldi? وَبِلْ اَلِفِ يَا اَبَتَى دُونَ الْيَاءِ يَا اَبَتِي dememişlerdir. Evet. اَبَتِ اَبَتَ اُمَّتِ اُمَّتَ bir de nasıl olmuş? اَبَتَى doğru mu? اَبَتَى demişlerdir. Veyahut da ümmete demişlerdir. Peki ebeti demişler mi? Dememişler. Şimdi arkadaşlar eğer ya ebeta dersek ne yapmış olduk burada? Bir ya'dan ivaz ta var orada. Doğru mu? Ayrıca ne vardır burada? Yine ya'dan ivaz elif vardır orada. Yani ya'yı elife kalbetmiş olduk. İki tane ivazı burada toplamış olduk. Aslında bu ne değildir? İbn-i Akil de bunu zayıf der. Ebeta ile ebeti ikisini
Yani iki tane ivaz arasını cem etmeyi zayıf söyler. Ama Araplar kullanıyor mu, kullanmıyor mu? İbn Hacib diyor ki ya ebetayı kullanırlar ama ya ebeti'yi kullanmazlar diyor. Bil elifi dunel ya'i. Yani ya ebeti ya ümmeti dememişler. İvaz ile muavvazun anh arasını cem etmemek için. Şimdi ya ebeti demiş olsalar bu ya nedir arkadaşlar? Muavvazun anh'tir. Buraya dikkat edin. Şu ebeti ile ebete arasındaki fark nereden kaynaklanıyor İbn Hacib'e göre? Diyor ki ebetada ne vardır? Ya'dan ivaz ta vardır. Yine ya'dan ivaz elif vardır. İki tane ivaz cem oldu. Ama ya ebeti de iki tane ivaz cem olmadı. Ta ya'dan ivazdır. Ya zaten ya da buradadır. Yani ivaz ile muavvezun anh arasını cem etmiş oluyoruz. Onun için ya ebeti ya ümmeti dememişlerdir. Ama iki ivaz arasını cem ederek ya ebeta demişlerdir diyor İbn Hacib Hazretleri. Diğer bazı eserlerde bunu da zayıf kabul ediyorlar. Bir tane ivaz varken ikinci ivaza ne gerek var diyorlar. Arapların kullanmasından nasıl açıklarınızı İbn-i Tabi Arapların kullanması. Vekalü diyor zaten. Yani istemalleri böyledir diyor İbn Hacib Hazretleri. Kendisi kural olarak böyledir demiyor. Vekalü diyor. Araplar böyle yapmışlardır. Şey sorumlu İbn Akil Hazretleri diyorlar yani bu zayıftır diyorum. Araplar çok az kullandığı için zayıf diyor. Gerekçesi de bellidir. Gerekçe olarak diyor ki hani mesela وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِسْتَجَارَةَ Neden birinci istecareke hasfedilmiştir? Çünkü ondan ivaz ileride tefsir gelmiştir. O varken buna gerek kalmıyor. Burada ya varken ondan ivaz ta'ya ne gerek var? Ta'yı zaten ondan ivaz getirmiştir. İvaz ile muavvazun an arası, müfessir ile müfessirin arası cem olmadığı gibi burada da cem olmaz. Peki ya ebeta'da? Orada ivaz ile muavvazun an arası cem olmadı. Ya ya'dan iki şey ivaz olabiliyor, ta da ivaz olabiliyor, elif de ivaz olabiliyor. İki ivaz arasını cem etmiş oldu. Şimdi arkadaşlar diyor ki ve yebne umme ve yebne am khassaten. Bir de ne yapmışlar arkadaşlar? Yebne ummi, yebne umme, yebne ammi, yebne amme demişlerdir. Kural şudur arkadaşlar. اِذَا اُضِيْفَ الْمُنَادَى اِلَى مُضَافٍ اِلَى يَاِ الْمُتَكَلِّمِ Kur'an şu. Münada kendisi mütekellim yasına muzaf değil. Mütekellim yasına muzaf olana muzaf olmuştur. Bakın arkadaşlar. يَبْنَ اُمِّ Ya gulamiden farkı ne? Ya ulami de mütekellim yası doğrudan doğruya münadanın kendisindeydi. Doğru mu? Burada münada hangisidir? İbn. Burada münada nedir? İbn. Yebne yebne am. Mesela biz burada bir de ya ibne ah diyelim veya uht diyelim. Aradaki farkı görmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yebne ummi, ya gulamiden farkı ne? Evet, mütekellim yasına gulamide direkt kendisi münada kendisi muzaftır. Yebne ammide mütekellim yasına muzaf olana muzaftır. Şimdi burada kural şudur arkadaşlar. Ya gulamide vecihler vardır ama yebne gulamda vecihler yok. Ya gulami, ya gulami, ya gulame Ya gulama değil mi? Ya gulamiye diyebiliyorsun ama yebne gulami, yebne gulame, yebne gulama olmaz. Bu tip yerlerde yani mütekellim yasına muzaf olana münada muzaf olursa orada yanın ispatı vaciptir. Yebne gulami dersin, yebne gulami diyemezsin. Yebne gulame veya ma diyemezsin. Anlatabildim mi? Fakat bundan sadece şu iki tanesi istisnadır. Eğer bu mütekellim yazısına muzaf olan ibn ve am kelimeleri ise yebne umme, yebne ummi, yebne amme, yebne ammi denir. Hasaten yebne ahha denmez, yebne ahi denir. Yebne uhteti denmez, ne denir? Yebne uhti denir.
Ya Halil, anlaşıldı mı? Diyoruz ki ibin ve am kelimeleri biz de ya dayı oğlu, amca oğlu kullanırız, biraz fazla kullanırız değil mi? Araplar da yebne ammi, yebne yebne ummi, anamın oğlu, efendim amcamın oğlu ifadelerini biraz fazla kullanırlar. Eğer mütekellim yasına muzaf olan ve am kelimeleri olursa ve münada da bunlara muzaf olursa, burada yebne umme, yebne ummi, yebne amme, yebne ammi demişlerdir. Sadece bu ikisine demişlerdir. Kur'an nedir bu tip yerlerde? Mütekellim yasının ispatı nedir? Vaciptir. İbn-i Akil'de ifade aynen şöyle. Ve izâ udîfel munâdâ ilâ mudâfin ilâ yâil mütekellimi vecebe isbâtul yâi illâ fibni vabni am fetuhzeful yâ'u minhumâ likethretil isti'mâl ve tükserul mîmu ev tuftahû. Arkadaşlar, burası da anlaşıldı mı? Hâsaten ne demek arkadaşlar burada? Yani sadece ve am kelimelerine hâstır demektir. Buradaki hâsaten ne ile alakalı arkadaşlar? Ve am kelimeleriyle hâs alakalıdır. Yani ve am kelimelerini ne getirsek mesela? Ah getirsek olmaz. Uhti getirsek olmaz. Başka bir kelime getirsek olmaz. Yebne ummi, aşağıda ne yaptım? Ah ve uht kelimelerinin üzerlerini çarpı koydum. O zaman hasaten ne demektir? Yani burada mütekellim yazısına muzaf olan ve am kelimeleri olursa böyle demişlerdir. Eğer ve am kelimesinin dışında başka bir kelime olursa ne gerekiyor orada? Yani'nin ispatı vaciptir. Ve yebne umme, yebne ummi, ve yebne amme, ve yebne ammi hasaten. Hareke var mı sizde arkadaşlar? Oraya iki hareke koyabilirsiniz. Tükserul mimu ev tuftahu ifadesi kullanılıyor. Misle babi ya gulami, ya gulami babı gibi. Şimdi ya gulami de doğrudan doğruya mütekellim yasına muzaf olan hangisidir? Münadadır. Burada ise münada değil, münadanın muzafı ileyhidir. Bunu da ne yapmışlar? Normalde ya'nın ispatı orada vaciptir. Nerede vaciptir? Yebne ummi gibi yerlerde. Yebne ahi de vaciptir mesela. Yebne uhti de vaciptir. Yebne rafiqi demek mecburiyetindesin. Yebne rafiqa, yebne rafiqa, yebne rafiqi olmuyor yani. Yebne rafiqi diye ya'yı ispatlamak vaciptir. Ancak ya gulami de nasıl vecihler varsa aynı vecihler nerede de olabiliyor? Ve am kelimelerine has olarak yebne umme, yebne amme veya ammi de. Evet, yebne, o zaman şeydeki vecihler, ya ulamideki vecihler hepsi burada da geçerli olur. Doğru mu? Yani yebne umme, yebne ummi deniyorsa zaten yebne ummi olması neydi? Aslı onda bir sıkıntı yok. Mesele nedir? Yebne ahi, yebne ahi olmuyor. Olmadığı halde ama burada oluyor işte. Yebne amme, yebne ammi olabiliyor. Yebne uhte, yebne uhti olmuyor. Ama yebne umme, yebne ummi oluyor. Olan tarafı, ya diğerlerinde olmadığı halde bunda olan tarafı nedir? Mütekellim yasının hasfedilmesi. Hasfedildiği zaman arkadaşlar, nasıl hasfediyoruz? Yebne ummi de iktifaen bil kesre hasfediyoruz. Yebne umme de ne yapıyoruz? Önce elife kalbediyoruz, sonra iktifaen bil fete hasfediyoruz. Arkadaşlar, yebne umme, yebne ummi olunca diğer veciler zaten ne yapıyorsun? Ya'yı zikrediyorsun. O normal. Yebne ummi. Yebne ummiye. Ya fete hafiftir. Olabilir. Yani ya ulamedeki vecilerin hepsi orada olabiliyor. Ama bunlar nerede olamıyor? Ve am kelimesinin yerine yebne ummide ve am kelimesinin yerine başka bir kelime gelse, üçüncü bir kelime gelse bu olmaz. Mutlaka ya ispatlanacak,
yebne ahi, yebne ahiye diyeceksin. Şimdi yebne ümmede ya ulamideki vecihlerin hepsi var. Doğru mu? Müsbabi ya ulami. Yebne umme ve yebne amme ve kalu yebne umme ve yebne amme. Öyle mi? Ve kalu yebne ummi ve yebne amme khasaten müsbabi ya ulami. Ya ulami babı gibi dediler. O zaman yani yebne ummi, yebne ammi diyorsun. Yebne ummiye, yebne ammiye veyahut da yebne ummi, yebne ammi veyahut da yebne umme ummi, yebne ammi kesreyle beraber. Yebne umma, yebne amma geride hani dört vecih bu zikretti biz beşincisini ilave etmiştik ya. Orada buradaki dört vecih burada saymış oluyorsun. Ya ulami gibi yapınca onu nasıl olacak o zaman? Oradaki dört vecih zikredeceğiz. Ya ulamiye. Burada da ya yebne ummiye. Ya ulami yebne ummi. Ya ulama yebne umma. Ya ulami yebne ummi. Ve kalu dediler yebne umme ve yebne amme. Bu İbn Hacı Hazretleri ya ulameyi söylemiş miydi? Söylememişti. Biz onu nereden nakletmiştik? İbn Akil'den nakletmiştik. Doğru mu? Diyor ki yebne umme, yebne amme de demişlerdir. Şimdi İbn Hacib'e göre ya gulame çok az olduğu için onu saymadı. Ama yebne umme, yebne amme daha fazladır. Onun için bunu saydı. Farklı olarak. Yani ya gulamiden farklı olarak bunu saymış oldu. Bir daha söyleyeyim. Hasan'ım biraz karıştı galiba. Doğru mu? Karıştı mı? Tarhana çorbasına çevirdik işi. Benim acemiliğime Mehmet Emin'im bu işi havale et. Şimdi toparlayayım işi. Şimdi İbn Hacib'e göre ya gulamide kaç vecih var arkadaşlar? Dört vecih var. Bir, ya gulami. İki, ya gulamiye. Üç, ya gulami. Dört, ya gulama. Tamam. O zaman yebne ümmide bu dört vecih var aynı. Yebne ummi, yebne ummiye, yebne ummi, yebne umma. Artı burada yebne umme, bu da var diyor. Tamam. Ya gulami de bu var dememişti. Biz onu nereden naklettik? İbn Akil'den, Katrunede'den naklettik. Peki. O zaman bunu ilave olarak söylemesine ihtiyaç duydu. Ve kalu yebne umme, yebne amme. Nasıl yebne umme olmuş? Önce elife kalbedilmiş, sonra ihtifaen bil fete ya hasfedilmiştir. Evet arkadaşlar, böylece münadanın istimalindeki farklılıkları okumuş olduk. Biraz karışık gibi olabilir ama tahtada yazdıklarımızı düşünürseniz, kafanızda işin pratiğini, mantığını çözerseniz anlaşılması zor değildir. Ya gulami, ya gulamiye, yan üzerine fethi hafiftir. Ya gulami, iktifan bil kesre. Ya gulama, ya elife kalbettik. Ya gulame dersek, kafirde yoktur. Ya gulame dersek, elife kalbettikten sonra iktifan bil fethi hasfedilmiştir. Bu sadece münada mütekellim yasına muzaf olduğu zamandır. Münada mütekellim yasına muzaf olana muzaf olursa, o mütekellim yasına muzaf olan kelimede yanın ispatı vaciptir. Yebne ahi dersin veya yebne ahiye dersin, yayı ne yapamazsın? Hasfedemez. İspatı vaciptir orada. Ancak iki kelime müstesnadır. Nedir o? Yebne umme, yebne am. Bu müstesnadır. Peki yebne umme, yebne amme'de kaç vecih vardır? Ya gulamideki dört vecih burada da caridir. İbn-i Akil'e göre beş vecih burada da caridir. Ayrıca burada dört vecih söylediği için diyor ki beşinci vecih olarak da yebne umme, yebne amme, yani yaya elife döndürüyoruz, ondan sonra hasfediyoruz. Araplar böyle demişler diyor. Demek ki İbn-i Hacib'in tespitine göre veya alıntısına göre ya gulame gibiler çok fazla değildir. Azdır. Az olduğu için onu ne yapmamıştır? Kale almamıştır onu. Beşinci vecih olarak onu zikretmemiştir.
Aynı İbn Hacib'e göre ise yebne umme, yebne amme daha fazladır. Daha fazla olduğu için ya gulamiye benzetti, ilave olarak da yebne umme, yebne amme de bunda farklı olarak vardır dedi. Ya şimdi burada mesela yebne amme, yebne umme dedik ya, bunlar çok kesirti istimallerden dolayı bu şekilde oluyor. Şimdi mesela bizim Türkçemizde de kullanılmayan kelimeler bir zaman sonra böyle çok revaşa çıkıyor. Revaşta oluyor ve sonrasında bayağı oturuyor. Mesela sizin zamanınızda kanka kelimesi çok kullanılmazken şu anlarda herkes birbirine kanka diyor. Aynı şekilde Araplar da bugün mesela hadislerde yebne ahi, kardeşim ne olur diye çok şey kullanılıyor ya. Mesela Arapların dilinde bu çok kullanılmaya başlasa bugün biz aynı şeyi burada yine işletir miyiz? Yani şöyle söyleyeyim, güzel bir soru. Arapça biliyorsunuz ammice ve fusha diye ikiye ayrılıyor her dilde olduğu gibi. Yani dil sonradan dilde yapılacak olan revizeler nedir? Ammiceye girmiş olurlar. Aslına bağlı değillerdir. Bu değişiklik ammiceye girmiş olur. Ammice de çok kullanınca zaten kurala bakmıyor. İstediği gibi yapıyor onu. Ama bir toplumda artık yaygın hale gelmiş, öbür türlü kullanıyorsa bu sefer onun için yeni kurallar oluşturmak lazım. Onları da buna ilhak etmek lazım. Ama normalde nedir bunlar? Ammice dediğimiz kural dışı yapılan şeylerdir. Şimdi arkadaşlar bir bahse geldik. Bu bahis de terhimul münada bahsidir. Maalesef Hasan'ım, ne diyorlar bazen sana köyde arkadaşların? Haso! La Haso değil, Hasan bu ya. Değil mi? Memo. Lan ne memosu ya? Mehmet bu ya. Evet. İsimler üzerine ne yapılıyor? Bazen nidada değişiklikler yapılıyor. İşte bizde Memo gibi, Haso gibi buna benzer şeyler yapılıyor. Arapçada da münadada buna benzer şeyler yapılır. Terhim yapılır münadada. Arkadaşlar münada bahsi devam ediyor. Terhim bahsi de münada da önemli bahislerden birisidir. Bir terhim hangi şartlarda yapılır? İki terhim kaç harfte yapılır? Bazen bir harf gider, bazen iki harf gider, bazen bir kelime gider. Efendim peki tamam hasfettik bir tane harfi. Bir tane harfi veya iki tane harfi hasfettik. Ne yapacağız şimdi? O hasfedileni var mı kabul edeceğiz, yok mu kabul edeceğiz? Bunlarla ilgili hani Nasreddin Hoca'ya sormuşlar, nasara ne kelime, fiil-i mazi demiş, kapıyı açmış, kaçmış. Demişler ki, bildin niye kaçıyorsun? O demiş, bunun arkasında muhreb midir, mebni midir? Mebni ise fethe üzere mi, kesre üzere mi, zamme üzere mi, mebnidir, amil midir, mamul midir, asaleten midir, mutaaddi midir, lazım mıdır? Bir sürü sorular vardır. Şimdi terhimul münada, münadada ne yapılıyor? Tahfif-i licim bir kısaltmaya gidiliyor. Peki hangi şartlarda bu terhim yapılır? Bir. İki. Bir harf mi? İki harf mi? Bir kelime mi? Kaç tane terhim yapılır? İkinci konu bu. Üçüncü konu, haydi terhim yaptık. Memo dedik şimdi. Peki biz buna da son harfini o mu kabul edeceğiz? Yani alâ mâ yurfâbu bin mebniyse nasıl yapacağız? O hasfedileni var mı kabul edeceğiz? İrâb onun üzerine mi icra edeceğiz? Yoksa efendim zikredilen en son harf neyse onu mu son harf kabul edeceğiz? Meseleleri karşımıza çıkmış olacak. Buna ne diyoruz? Terhimul münada diyoruz. Peki arkadaşlar, terhimul münadayı bir sonraki derse bırakmış olalım. Burada iktifa ediyoruz.